Okay. İşte kikim sert vursun, böyle bum 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 patlatsın, üstte kalsın, kendini iyice göstersin istiyorsun. Yani punchy bir kikin olmasını istiyorsun. Tabii ki de günümüzde dinlediğimiz müziklerin çoğunda olay bu. Yani 808 güçlü, kick güçlü. Dolayısıyla alt frekanslarımız çok güçlü ve çok wide, çok stereo, çok geniş. İşte bu videoyu o yüzden senin için yaptım. Eğer böyle sert vuran bir kick istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü çok önemli yöntemler sana göstereceğim. Hadi başlayalım. Kick'imi ilk önce boostlamak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Bu sayfa açıldığı zaman da şuraya tıklıyorum. Boost yazıyor. Boost knob'unu birazcık yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki frekanslar yükseliyor. Dolayısıyla ses seviyesini yükseltiyorum. Ve şuraya baktığınızda bakın. Bayağı 3 desibele falan yükseldi. Ama ben bunu bu şekilde boostlarsam, birkaç efekt daha eklersem distortion'a kadar gider. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken bir şey var. Gain staging. Kesinlikle gain staging'i bilmiyorsanız golü yemişsiniz. Gain staging demek bir alan vermek. Sesimi boostlamak için sesime bir headroom vermem gerekiyor. Headroom. Bunun için birazcık burada sesimin genel seviyesine, buradan değil arkadaşlar, şuradan biraz kısıyorum. 7,5 desibele kadar getiriyorum. Ve buradaki yaptığım boost eskisi gibi olan desibele götürüyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi 6 desibele kadar geldi. Tamam mı? Ben bir boost yaptım. Kick'imde bütün frekansları boostladım. Şimdi kick'e baktığınız zaman da arkadaşlar, şunu ben bir indireyim, şurada göstereyim ya. Burada göstermem gerekiyor. Şurada gördüğünüz frekansların punch dediğimiz yer. Kick'in punch yeri burası. Yani kick'i tam hissettiğimiz yer aslında burası, ama buralara kadar gittiğinde biraz şuralara kadar daha koyu frekanslar, daha alt frekanslar var. Burası biraz daha üst frekanslar, mid frekansı diyebiliriz. Tekrar boost yapıyorum ve mikserin üzerine geliyorum. Şurada bir EQ açacağım. Burayı çok iyi dinleyin. Çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi EQ'u açtığım zaman da bakalım sesindeki frekansları izleyeceğiz. Bakın. En güçlü yer burası, ama şuralarda da biraz güç var gördüğünüz gibi. 136 Hz üzerinde. Şimdi burayı boostlayacağım. Ama additive EQ yaptığım için additive'de çok fazla geniş tutmuyoruz band genişliğini. Biraz dar tutuyorum ve şöyle bir boost yapacağım. İstediğim frekansa göre ayarlayacağım ve nerede kulağıma hoş gelirse o frekansı boostlayacağım. Bakın. Burası, tam burası. İstediğim yer. Şimdi kıyaslayalım. Bakın. Şurada da bunu keseceğim. Tekrar eski haline götüreyim. Dinleyelim. Şimdi bunu tekrar alacağım. Bakın. Bayağı güçlü. Bayağı sert vuruyor. Ben bu yöntemi normalde kendim çok kullanırım. Hem 808 için kullanabilirsiniz, hem kick için kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. Şimdi imager açacağım burada. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir noktadan çıkıyor ses. Bu demek sesim mono. Ben bunu biraz genişletmek istiyorum. Çünkü üstte kalmasını istiyorum. Üstte kalması için biraz daha fazla bir alan alması gerekiyor. Yoksa diğer enstrümanlarım, diğer daha geniş olan enstrümanlarım bunu gömer. Yani kick'im hiç kendini göstermeyecek. Öyle
bir noktadan çıkacak. O yüzden bu sesi genişletmek için Stereo Shaper kullanacağım. Diğer pluginleri de, istediğiniz pluginleri de kullanabilirsiniz. Hepsi hemen hemen aynı. Ama ben burada stock plugin kullanmak istediğim için şunu seçiyorum. Burada bakın, çok çok fazla değil, çok az. Yanında da Imager'ı açayım. Bakın şurada dinleyelim. Çok fazla öyle dibine kadar açmayacağım. Çünkü gerek de yok zaten. Diğer alanları, çünkü başka enstrümanları vermek istiyorum. Çok fazla da sesimi genişletmek istemiyorum. Kick, çünkü bir de 808'e biraz daha alan vermem gerekiyor. 808 ve kickimiz aynı genişlikte olursa crash oluyor, birbirinin üzerine geliyor ve ortamı karıştırıyor. Ben kick'in çok fazla geniş olmasını istemiyorum ama çok fazla da mono olmasın. O yüzden çok fazla açmıyorum burayı, delay'i. Gördüğünüz gibi baya etkisi oluyor. Baksana. Imager'de şöyle bir şey var. Bakın. Çok büyük bir kural var. Aslında bu bir trick. Bunu sizlerle paylaşacağım ama aramızda kalsın. Kimseyle paylaşmayın. Sadece bizim aramızda kalsın. Kick ve 808'inizde her zaman 200 Hz'in aşağısını mono yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve 200 Hz'in üstünü istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Tarzınıza bağlı. Zevkinize bağlı. Tamam mı? Burada bir kural yok ama 200 Hz'in aşağısını kesinlikle monoleştirmeniz gerekiyor. Burayı, bu bantı şöyle dibine kadar aşağıya indiriyorum. Mono, full mono. Tamam. Görüyorsunuz burada, bakın. Bayağı monodan bayağı ses çıkıyor. Ve şurada tekrar stereo dönüyorum. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi bunu biraz yükseltirsem stereo veriyorum. Wow. Şuraya kadar. Bakın. Bence bayağı farklı. Üste çıktı. Hatta bitle birlikte dinleyelim. Şöyle. 808'i kısıyorum. Ben gerçekten farkı hissediyorum. Eminim sizler de hissediyorsunuz. Arkadaşlar, kick'i boostlamak ve punchy bir kick yaratmak için bir sürü yöntem var. Size bu videoda gösterdiğim bir yöntem sadece. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın, beni destekleyin ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Catch you later. Peace.